Maraş Elbistan İlçe Başkanlığımızdan sizleri saygıyla selamlıyoruz. Türk siyasetinin önemli isimlerinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın Dışişleri Bakanlarından Sayın Turan Güneş'in sevgili eşi Nermin Güneş hanımefendi yaşamını yitirdi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın sembolik cümlelerinden birisi Ayşe tatile çıksın idi. O Ayşe'nin Ayşe tatile çıksındaki o Ayşe'nin annesi Nermin Hanım rahmetli oldu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. İkinci bir acımız eski genel başkan yardımcılarımızdan, eski İstanbul il başkanlarımızdan, sevgili ağabeyimiz, hemşerimiz, Kahramanmaraşlı hemşerimiz Sayın Mehmet Ali Özpolat başkanımız yaşamını yitirdi. Sayın Özpolat'a da Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Değerli basın mensupları, ciğerlerimiz yanıyor. Maalesef birkaç gündür Türkiye'nin pek çok yerinde orman yangınları var. Antalya Manavgat'ta tarihinde görülmemiş bir orman yangını var. Mersin'de orman yangını var. Osmaniye'de orman yangınları var. Her yıl yaz aylarında aynı filmi izliyoruz. Vatandaş izliyor, hükümet de, Orman Bakanlığı da sadece bu yangınları izliyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi rakamlarına göre 2009 ile 2020 yılları arasında 29.965 orman yangını meydana gelmiş Türkiye'de. Son iki günde 13 ilde 41 orman yangını meydana geldi. Ama hükümet hala orman yangınlarını söndürme konusunda maalesef gerekli çalışmaları tam anlamıyla yapamıyor. Bu ülkenin Türk Hava Kurumu vardı. Türk Hava Kurumu'na ait yangın söndürme uçakları vardı. 11 adet Türk Hava Kurumu'na ait yangın söndürme uçağı vardı. Bu yangın söndürme uçakları maalesef şu sıralarda hangarlarda çürüyor, hangarlarda çürümeye bırakıldı. Neden? Çünkü AK Parti birilerini zengin etmek istedi. AK Parti Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını hangarlarda çürümeye bıraktı. Kiralama yöntemine giderek yabancıların ya da başkalarının zengin olmasına sebep oldu. Değerli basın mensupları, 11 yangın söndürme uçağımız hangarlarda çürüyor. Ama biz milyonlarca doları kiralık uçaklara veriyoruz. AKP yönetimi, Orman Bakanlığı yangın söndürme uçaklarıyla ilgili bir ihale yaptı. Yaptığı ihalede şartnameye her uçağın 5000 litre su taşıma kapasitesine sahip olması şartını getirdi. Niye biliyor musunuz? Çünkü Türk Hava Kurumu'nun bu uçaklarının kapasitesi 4900 litreydi. 100 litre fazla göstererek 5000 litreye çıkartarak Türk Hava Kurumu'nun uçaklarının, Türk Hava Kurumu'nun bu ihaleye girmesini engellediler. Türk Hava Kurumu'nu saf dışı bıraktılar. Niye? AKP birilerine para kazandıracak. AKP birilerine para desteği verecek, yandaşları zengin edecek diye. Ormanlarımız cayır cayır yanıyor. Börtü böcek, canlılar cayır cayır yanıyor. Mahallelerde, Manavgat'ta evler cayır cayır yanıyor. Ama orman yangınlarını söndürecek uçaklarımız yok. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ama 13 adet uçağı var. Sayın Cumhurbaşkanı 13 uçağı saraya alacağına, lüks içerisinde, şatafat içerisinde yaşamak isteğiyle 13 uçak alacağına bu memlekete yangın söndürme uçağı alsaydı keşke. Sayın Cumhurbaşkanı Kıbrıs'a 8 uçakla gideceğine bu memlekete yangın söndürme uçakları keşke alsaydı. İşte AK Parti'nin anlayışı bu. AK Parti'nin siyaseti bu. AK Parti'nin devleti yönetme tarzı bu. Saraya 13 uçak ama memlekete bir tane bile yangın söndürme uçağı alınmıyor. Kiralanıyor, birileri zengin olsun, birileri komisyon alsın diye. Soruyoruz, Türk hava uçaklarını hala ısrarla neden kullanmıyorsunuz? Ey bakanlık, neden? Bu kiralanan uçaklar kimlere ait? Kimlerden kiraladınız bu uçakları? Üstelik bu uçaklar da kullanılmadığı iddiası var. Ruslardan kiralanan bu yangın söndürme uçakları nerede? Manavgat'ta kullanıldı mı, kullanılmadı mı? Ruslardan bu kiralanan uçaklar için kimler komisyon aldı? Kimler aracılık yaptı? Hangi AK Parti'nin yandaşı bu uçak işinden zenginleşti? Kıbrıs'a 8 uçakla gideceksin, saraya 13 uçak alacaksın
ama memlekete bir tane bile yangın söndürme uçağı almayacaksın. AK Parti'nin zihniyeti, anlayışı budur. Peki önerilerimiz nelerdir? Ne yapmak gerekiyor? Cumhuriyet Halk Partisi Çevre ve Doğa Hakları'ndan sorumlu genel başkan yardımcılığı olarak önerilerimizi defalarca sıraladık. Her yıl yangınlar döneminde, yangınlardan sonra kış döneminde öneriyoruz. Bakın yaz gelecek, yangınlar olacak. Aman aman tedbir alın diyoruz ama Orman Bakanı kulağın üstüne yatıyor, hükümet kulağın üstüne yatıyor. Bir, anayasanın 169. maddesi gereğince yanan orman yerlerinin yeniden ormanlaştırılması, ağaçlandırılması gerekiyor. Buralar asla ve asla imara açılmamalı. İki, orman alanlardaki denetimler arttırılmalı, önleyici mekanizmalar bir an önce işlere girmelidir. Üç, orman muhafaza memurlarının görev ve yetkileri genişletilmeli, ormanlarda bu tip durumlarda suçüstü halleri için orman muhafaza memurlarına yetki verilmelidir. Dört, yeni istihdam alanı açılmalıdır. Alanında uzmanlaşmış, yangın söndürmede uzmanlaşmış isimler Orman Bakanlığı bünyesinde göreve başlatılmalıdır. Geçici mevsimlik orman muhafaza işçisinden artık feragat edilmelidir. Geçici işçi olmaz, sabit orman muhafaza memurları olmalıdır. Sabit işçiler işe alınmalıdır. 6 ay çalışıyor ormanlarda vatandaş, 6 ay sonra işsiz kalıyor. 6 aylık iş için ne uzmanlaşıyor ne de daha ciddi çalışmalar yapabiliyor. Bir an evvel orman muhafaza personeline ilişkin geçici işçi statüsü kaldırılmalı, sabit işçilik 12 aylık işçilik statüsü getirilmelidir. Değerli arkadaşlar, Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, Antalya milletvekillerimiz hepsi sahadalar, görev yapıyorlar, tespitlerde bulunuyorlar, yurttaşlarımızın yanındalar. Biz de, ben de yarın 6 milletvekili arkadaşımla birlikte bölgede olacağız. CHP heyeti olarak kurduğumuz CHP heyetiyle birlikte yarından itibaren Antalya'da, Manavgat'ta yurttaşlarımızla birlikte olacağız. Bu vesileyle gerek Manavgat yangınında gerekse diğer orman yangınlarında yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum ve hükümete bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Orman yangınları bir gerçek. Orman yangınları Türkiye'nin gerçeklerinden birisi. Deprem gibi bir gerçek. Lütfen artık daha ciddi politikalar üretin. Ve artık Türk Hava Kurumu'na ait uçaklara ilişkin lütfen adım atın. Türk Hava Kurumu'na ait uçaklar hangarlarda çürüyor ama ormanlarımız cayır cayır yanıyor. Birilerini zengin etme hevesinden kurtulun ve Türk Hava Kurumu'na ait yıllarca Türkiye'de orman söndüren, Avrupa'da, Yunanistan'da, İtalya'da ormanları söndüren, yangınları söndüren bu uçakları yeniden devreye alın diyoruz. Değerli basın mensupları, gündemimizdeki bir başka konu ise COVID meselesi. Maalesef COVID salgınında 4. zirveyi yaşıyoruz. Rakamlar 20 binin üzerine çıktı. Açılmadan sonra tedbirsizlikten dolayı tekrar rakamlar 20 binin üzerine çıktı. Her geçen gün maalesef bu sayı artıyor. Aşı önemli, aşılanma önemli. Bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi olarak yurttaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Lütfen aşınızı olun. Sadece kendiniz için değil, sevdikleriniz için de lütfen aşı olun diyoruz. Aşı önemli. Birileri aşı konusunda belki yanlış bilgiler veriyordur ama lütfen kendinizi korumak için, sevdiklerinizi korumak için, insanları korumak için aşı olun. Aşı çağrısında bir kez daha bulunuyoruz yurttaşlarımıza. Hükümete ise şeffaf olun çağrısında bulunuyoruz. Aylardır çağrı yapıyoruz. Açıkladığınız rakamlar içerisinde aşılı olanların oranı kaç? Hasta olanların içerisinde yüzde kaçı aşılı, yüzde kaçı aşısız? Rahmetli olanların içerisinde yüzde kaçı aşılı, yüzde kaçı aşısız diye aylardır hükümete çağrıda bulunuyoruz. Açıklamıyorlardı. Dün itibariyle açıklamaya başladılar ama geç kalındı bu konuda da. Bu milletin, esnafın, vatandaşın, yurttaşın yeni kapanmalara tahammülü yok. Buna gücü kalmadı. Hükümet artık ciddi politikalar üretmeli. Sadece aşılamayla, aşılama kampanyaları yaparak bu sorunu çözemeyiz. Daha ciddi politikalar üretmelidir. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu konuda herhangi bir öneri gelirse, herhangi bir önerge gelirse, hükümet Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu konuda bir öneriyle gelirse, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak aşı konusunda hükümeti destekleyeceğiz. Aşı konusunda gelecek her öneriye destek vereceğimizi
peşinen buradan ifade ediyorum. Şüphesiz ekonomik zorluklar var, ekonomik sıkıntılar var, esnaf perişan. Birkaç gündür Kahramanmaraş'ta yurttaşlarımızla bir aradayız. Türkiye'nin dört bir yanında esnaflarımız perişan durumdalar. Ekonomik sıkıntılar had safhada. İnsanlar artık ekmeğe muhtaç hale gelmiş durumdalar. Ekonomi ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ama gündemimizde bugün orman yangınları çok ciddi anlamda yer tutuyor. Orman yangınları ve korona, Covid ile ilgili açıklamamızı yapmak görevini gerçekleştirdik. Eğer varsa ben soruları almaya hazırım değerli arkadaşlar. Buyurun. Başkanım, Fox TV adına soruyorum. Yasin Aktay'ın dün bazı açıklamaları oldu. Aktay zannetmeyin bugün böyle açız falan diyen insanlar aç. Aç olan açın diye bağırmaz. Açın diyen genellikle bu işin sömürüsünü yapan insanlardır dedi. Bu sözler için ne söylersiniz? Evet, Sayın Yasin Aktay son günlerde milletin vicdanını sızlatan, milletin vicdanını yaralayan açıklamalar yapıyor. Allah kimseyi çaresiz bırakmasın. Millet büyük sıkıntılar yaşıyor. Millet çaresiz. Millet sabretti, sabretti, bekledi ama bıçak kemiğe dayandı. Yurttaşlar artık açlığını gizleyemez hale geldiler. Ama AK Parti'nin yöneticisi Yasin Aktay milletle dalga geçer gibi açıklamalar yapıyor. Bir atasözümüz vardır. Tok açın halinden anlamaz diye. Yasin Aktay açın halinden anlamaz, milletin halinden anlamaz. Sayın Yasin Aktay atalarımızın bu sözünden bile uzaklaşmış. O kadar gerçeklerden kopmuş, atalarımızın sözlerinden kopmuş. 4-5 yerden maaş alanlar, 10-11 yerden maaş alanlar açın halinden anlamazlar. Saray beslemeleri açın halinden anlamazlar. Yasin Aktay gibileri açın halinden anlamazlar. O yüzden böyle şımarıklık yaparlar. O yüzden böyle milletle dalga geçerler. Sarayın gözüyle bakıyor. Sarayın gözüyle bakınca da kimseyi aç görmüyor. Çünkü saraydakiler aç değiller, toklar. Tok da açın halinden anlamıyor. Yasin Aktay ve AKP'liler yurttaşların halinden anlamıyorlar. Buyurun. Başkanım, yine Yasin Aktay'ın göçmenlerle ilgili bir açıklaması oldu. Ben rızka inanırım, misafir bereketiyle gelir dedi. Bu açıklamaya ilişkin değerlendirmenizi alabilir miyiz? Sayın Yasin Aktay'ın Suriyelilerin rızkından kastettiği Avrupa'nın bekçilik karşılığında Türkiye'ye vereceği 3-5 kuruş para. Olmaz olsun öyle para. Biz bu mültecilere, göçmenlere bekçilik yapacağız. Avrupa para verecek. Bu da rızık olacak. Öyle mi? Yasin Aktay'ın rızıktan anladığı budur. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Avrupa'dan, yabancılardan gelecek olan 3-5 kuruşa ihtiyaç duymaz. AKP belki buna ihtiyaç duyuyordur ama Türkiye Cumhuriyeti buna ihtiyaç duymaz. Yasin Aktay ve o görüşte olanlar, onun gibi düşünenler 21. yüzyılın köle tüccarlardır, köle tüccarları. Suriyelileri asgari ücretle, hatta asgari ücretin daha az altında çalıştırıyorlar. Sigorta vermiyorlar, sigorta yapmıyorlar, vergisini vermiyorlar. Günde 10, 12, 14 saat çalıştırıyorlar, sonra da rızık diyorlar. Böyle rızık olmaz. Sayın Yasin Aktay 21. yüzyılın köle tüccarlarındandır. İnsan 21. yüzyılda bunu söylemekten utanır. Sigortasız çalıştırılan, vergisiz çalıştırılan, asgari ücretin altında çalıştırılan o insanları gördükçe insan utanır ama köle tüccarları Yasin Aktaylar gibi utanmazlar bundan. Buyurun. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Haziran ayında Temmuz ayından itibaren ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak, öyle bir sıçrayacak ve büyüyecek ki etrafımızdaki Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si, İtalya'sı ve hele o her şeye burnunu sokan ABD'si de çatlayacak, patlayacak demişti. Dün de bu sözlerine yönelik eleştiriler için Temmuz ayında ne oldu diyorlar. Temmuz ayında sürekli Temmuz ayında sanayi üretimi yükseldi. Siz yapın, gelip elimizi öpelim. İyi bir şey yapılınca takdir edilmeli. Eksik bir şey varsa eleştirin açıklamasını yaptı. Bu açıklamayla ilgili değerlendirmemizi alabilir miyiz? Sayın Süleyman Soylu'ya bir önerim var. Yanına polisleri almasın Sayın Soylu. Büyük kentlerin varoşlarına gitsin. Orada yurttaşların içinde olduğu hali, durumu bir görsün. Vatandaşın arasına girsin de yoksulluğa bir tanık olsun Sayın Süleyman Soylu. Sayın Süleyman Soylu mafyadan ayda 10 bin dolar rüşvet alanların kim olduğunu biliyor. Onlarla aynı masada oturuyor. Onlarla aynı masada görev yapıyor, sohbet ediyor. Sayın Süleyman Soylu ve ayda 10 bin dolar rüşvet alanlar vatandaşın yoksulluğunu bilmezler. Onlar vatandaşın yoksulluğundan anlamazlar. Sayın Soylu,
takdir edilecek bir ekonomi politikanız yok. Olsa ederdik. Ama sizin takdir edilecek bir ekonomik politikanız yok. Millet ekonomik olarak perişan durumda. Siz toz pembe tablolar çiziyorsunuz diye, siz her şeyi güzel diyorsunuz diye her şeyi güzel mi sanıyorsunuz? Siz saraydan bakıyorsunuz. Sarayda her şey güzel Sayın Süleyman Soylu. Toz pembe hikayeleriniz güzel. Yandaş kanallarınızda toz pembe hikayeleri anlatıyorsunuz. Sanıyorsunuz ki herkesin durumu çok güzel. Korumaları yanına alma Sayın Soylu. Polisleri yanına alma Sayın Soylu. Halkın arasına in, büyük kentlerin varoşlarına git, vatandaşları dinle, o zaman gör bakalım ekonomi uçmuş mu, geriye mi gitmiş? Sayın Soylu'nun bu açıklaması ciddiyetsiz bir açıklamadır. Buyurun. Başkanım, AKP adına sorularımız olacaktı. CHP Genel Merkezi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için bir adım atacak mı? Sayın Tanju Özcan'la ilgili Genel Başkan Yardımcımız, Genel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun gerekli açıklamalar yapmıştır. ATV adına bir diğer sorumuz, Baylok lisans sahibi Kemal Bey'in danışmanı ev arkadaşım iddiasında bulundu. Bu da FETÖ-CHP ilişkisi yorumlarına neden oldu. Bu konuyla ilgili değerlendirme alabilir miyiz? 10 yıl önceki bir olaydan söz ediyorlar. Yani FETÖ ile AK Parti'nin kol kola olduğu 10 yıl önceden bahsediyorlar. 10 yıl önceye gitmeye gerek yok. Yakın tarihe bakalım. Hemen şu yakınlarımıza bakalım. Erdoğan ile FETÖ birlikte fotoğraf verdi mi? Verdi. ATV onu sor önce bence. Ey ATV, bitsin bu hasret, dön artık diye FETÖ'ye kim yalvardı? Git ona sor bu soruyu. Ey ATV. Ey ATV, ne istediler de vermedik diyen kim? Git bu soruyu ona sor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon kuruldu mu? Kuruldu. Rapor hazırlandı mı? Hazırlandı. Nerede bu rapor? Piyasada yok rapor. Bu raporu niye açıklamıyorlar? FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkartılması için bu raporun açıklanması gerekiyor. Bu raporu açıklamayanlar çıkmışlar şimdi algı oluşturmaya çalışıyorlar. Defalarca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için önergeler verildi bizim tarafımızdan. Ne oldu? AK Parti ile MHP reddetti. FETÖ'nün siyasi hayatın ayağının araştırılması için önergeleri reddeden AK Parti ile MHP, onların yandaşları da çıkmış. Şimdi akıllarınca bizi bir yerlere bulaştırmaya çalışıyorlar. Kargalar bile buna güler. FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılırsa kimlerin FETÖ ile içli dışlı olduğu, kimlerin bir olduğu, kimlerin birlikte olduğu ortaya çıkar. Teşekkür ederim. Var mı başka soru arkadaşlar? Peki, çok teşekkür ediyorum tekrar. Orman yangınları konusunda bir kez daha hassasiyetimizi dile getiriyoruz. Yarın itibariyle 7 milletvekilinden oluşan komisyonumuzla birlikte, heyetimizle birlikte Antalya'da, Manavgat'ta olacağız. Bir kez daha Antalya'da yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyoruz ve bakanlığı, hükümette göreve davet ediyoruz. Türk Hava Kurumu'na ait uçakları artık devreye alın kardeşim. Birilerini zengin edeceğiz diye Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını hangarlarda çürütmeye hakkınız yok sizin. Teşekkür ederim tekrar.